Nimetleri kullanalım ama külfetine katlanalım. Hocalık bir şereftir, bir rütbedir, bir nimettir. Fakat cemaat-i müslimin, hoca efendiler, hocalığın icabını yapmak, işte bu çok önemlidir. Bakın, bir ayet-i kerimeyi çok okurlar bilhassa icazet meclislerinde ama bir taraftan alırlar. Estağfirullah. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Habibim de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, yani işte bilenler bilmeyenlerden üstündür. Hoca efendiler, tamam. Fil vakı, fil hakika, ilim cehlden üstündür, alim cahilden üstündür. Ama iş sadece bundan ibaret değil ki. Ayet-i kerime sadece alim ol mutlaka sen üstünsün demiyor ki. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz diyor. Evet, olmamalı demektir. Yani bilen bilmeyenden bambaşka olmalı, farklı olmalı, bilen bilmeyene benzememeli demektir. Öyle işin sadece bize bakan tarafını, yani bize paye çıkartan tarafını almak, tamam bu da var ama iş bundan ibaret değil ki. Nimet külfet dengesi diye bir ölçü vardır. Bir ünvanı kullanıyorsan o ünvanın hakkını vereceksin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.